TV1 ekranlarından iyi akşamlar. Yine bir Spor Kolik programıyla sizlerle birlikteyiz. Sezonu tamamladık. Kayserispor ligin son haftasında Sivas'ta 2-1 mağlup olmasına rağmen bir hafta önce aldığı bir puanla zaten ligde kalmayı garantilemişti. Bir anlamda prestij karşılaşmasına çıktı. İyi oynamasına rağmen özellikle de son dakikalarda önemli pozisyonlar yakalamasına rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Durum böyle olunca da Kayserispor ligi 42 puanla tamamlamış oldu. Sivasspor maçıyla başlayacağız. Öncelikle konuklarımı tanıtmak istiyorum. Kayserispor'un ilk milli oyuncusu Mehmet Endez bizlerle birlikte. Mehmet hocam hoş Hoş geldiniz. bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Bayağı bir sezon sona erdi. Yani nasıl geçtiğini de bilemedik. İnşallah önümüzdeki sezonda da hayırlara vesile olur. İnşallah. Evet, yani stres dolu bir sezon geçirdik. Aynen öyle. Bir diğer yorumcumuz TV1 Spor Müdürü Sayın Faruk Aydemir bizlerle birlikte. Faruk Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sezona noktayı koyduk. Mehmet hocamın da dediği gibi hızlı geçti ama bayağı da stresli ve yorucuydu. Aslında çok stresli geçti. Çok zor geçti. Sıkıntılar içerisinde geçti. Ben yani bu kadar sıkıntılı geçirilen bir sezon yani görmemiştim. Ama Kayserispor her şeye rağmen tüm sıkıntılara göğüs gerdi. Bu sezonu istenildiği gibi ligde kalarak geçirmiş oldu. Elbette iyi oynadıkları, kötü oynadıkları, iyi oynayıp da kaybettikleri, kötü oynayıp da kazandıkları maçlar da oldu. Tabii ki bu futbolda var. Sonuca baktığımız zaman Kayserispor istenileni başardı. Evet. Senin de dediğin gibi daha önce de çok stresli sezonlar geçirdik. Küme düştük. Küme düşmekte kıl payı kurtulduk. Öyle sezonlar da geçti. Stresliydi ama hiç bu kadar büyük sorunlarla boğuşarak bir sezon geçirmedik. Elbette dediğin şudur. Yani o dönemlerde sadece sorun ligde kalmaktı. Yani başarı ligde kalmaktı. Ama baktığınız zaman bu sezonda transfer yasağı, 3 puanın silinmesi, icra dosyaları, giden futbolcular falan derken gelen teknik direktörler, giden teknik direktörler, yönetimin değişmesi gibi falan olduğunda gerçekten yani zorlu bir süreçti. Sahanın içine odaklanmakta zorlandık bu sene. Daha çok saha dışı faktörlerle uğraştık. İşte dediğiniz gibi transfer tahtasının kapanması, onu açtırmak, hoca değişiklikleri, tüm bunlarla uğraşırken bir sezon belki de bu yüzden hızlı geçti. Çünkü her hafta Kayserispor'da bir aksiyon vardı. Yani Erhancığım masayla sandalyeyle uğraşıldı. Ankara'yla uğraşıldı. Futbol Federasyonu'yla uğraşıldı. Hakemlerle uğraşıldı. İcralarla uğraşıldı falan derken yani haftanın sonundaki maça sadece saatler kala maça odaklanmış dönebilir. bir takım olarak karşımıza çıkıyor ki bu da bir zor zanaattır bence. Kesinlikle. Kayserispor'un bu sezon yaşadıklarını enine boyuna değerlendireceğiz ilerleyen dakikalarda ama ligin son maçı Sivas'ta oynadık. Sivas'a 2-1 mağlup olduk. Bana sorarsanız iyi de futbol oynandı ama ve bir de Mehmet Hocam sizin ağzınızdan Tamam. dinleyelim. Sivas Spor maçını nasıl Ya değerlendiriyorsunuz? şimdi tabii ki sezon sizin de dediğiniz gibi zorlu geçti. Tabii bu arada Kayserispor'un sorunları vardı. Ceza tahtasının kapalı olması, ondan sonra futbolcuların ikinci yarı mesela transfer edilen ceza tahtası açıldıktan sonra transferler geç oldu falan. Tabii ki antrenör değişikliği öyle bir handikap oldu ki diyelim ki Recep Uçar'la beraber kafadan 6 maç 7 maç kazanan bir Kayserispor ondan sonra ne oldu da bir 6 maç kafadan kaybeden Kayserispor. Yani inişli çıkışlı bir sezon yaşadık. Ha o 7 maçta kazandığımızda burada diyorduk ya biz diyorduk onu ilk ona oynarız falan filan. Tabii ki puanların silinmesi falan bizi biraz da maddi konuda tabii ki ceza tahtasının açılması 150 bin lira falan yani bayağı bir sıkıntılar yaşadık. Ama sıkıntıların üstesinden hakikaten Ali Hoca başkan ve yönetim kurulunu burada tebrik etmek lazım. Daha da konuşuruz. Hakikaten bu işi başardılar yani. Bir Anadolu takımının bu kadar borcuna, harcına, problemlerine, antrenörler değişikliğine falan filan demediler. Gecesini gündüzüne kattılar.
ve ligde kaldı. Ama tabii ki gönül istiyor ki her zaman, her sene böyle ligde kalalım. Ceza tahtası açılsın falan filan. Bayağı Erhan, bu zor işler ya, bu yani. Bu konuları biraz daha ilerleyen dakikalarda detaylı şimdi, evet, Sivas Spor maçına gelecek olursak. Evet, yani böyle şeye yakın iyi bir kadro çıkarttı. Yani seyircinin de oraya gitmesinden Burak Yılmaz, seyirci karşısında da yani bir galip gelelim diye uğraşıldı ama tabii ki her zaman da olmuyor, galip gelinmiyor ama iyi futbol oynadık. Senin dediğin gibi de iyi futbol oynadık. Birinci yarı yani belki de biz önde kapatabilirdik. 1-1 kapandı ama biz de önde kapatabilirdik. Morte kaçırdı. Ondan sonra Buhama vuramadı falan. Ama yine de son maç olmasına rağmen iyi bir kadroyla orada iyi bir mücadele örneği verildi. Ama bu iyi mücadele örneği verildi diye şöyle yani bizi bu kandırmasın. Kayseri Spor'a çok futbolcu lazım. Çok futbolcu da görüşürüz, daha bunları konuşuruz. Ama Sivas Spor maçında Sivas da pozisyonlara girdi. Onlar da kaçırdı ama bizim kaçırdığımız pozisyonlar daha çoktu. Ben bak mesela diyelim kaleci bir Ömürcan kazanıldı. Daha da daha da ona bir şans verilse tabii ki esas kalecimizden de şey olmuyor yani böyle ona şans gelmiyor ama verilse daha iyi bir kaleci olacağına ben inanıyorum. Evet. Bu kadar. Sivas Spor karşılaşmasında özellikle ikinci yarının hani son dakikalarında Kayseri Spor önemli pozisyonlar da yakaladı. İlk yarıda da yakaladı. Evet. Karşılaşmanın sonuna doğru da yakaladı. Hatta demin yayına girmeden önce de konuştuk. Sivas Spor'un kalecisi ters tarafa giderken farkında olmadan çok önemli bir gol çıkardı. Çok daha net pozisyonlar yakaladı. Yani Sivas karşısında galibiyeti de hak eden bir performans ortaya koydu Kayseri Spor ama olmayınca olmuyor. Puansız ayrıldı. Bunda biraz da şu da var. Yani Kayseri Spor'un bir hafta öncelikte kalmayı garantilemiş olması tabii futbolcuların biraz da rahatlamasına neden oldu. Mehmet Hocam'ın da söylediği gibi hani aslında biraz daha genç oyunculara şans tanıyabilir miydi diye söyledi Mehmet Hocam ama sonradan kendi cevabını da verdi. Zaten biraz daha Burak Yılmaz taraftarın oraya kadar gitmesinden sonra yani taraftara bir galibiyetle veda etmenin hesabını yaptı ama olmadı. Keşke genç oyuncularla çıkmış olsaydık. Gelecek sezon bizi neler bekliyor, hangi oyunculara bel bağlayabiliriz? Bunları da aslında Sivas Spor maçında biraz daha net bir şekilde görebilirdik ama sevabıyla, günahıyla bir Sivas Spor maçını daha geride bıraktık. Bir de şöyle, yani şöyle bir şey Sivas, var. Sivas Spor'dan hiç puan alamadık. Evet, şöyle de bir şey var, sözünü unutma. Şimdi Burak Yılmaz'a da hak vermek lazım. Şimdi son maç, bir şey yok, önemi yok maçın ama oraya çok büyük seyirci gitmiş. Oranın yani seyircinin de tabii ki gönlünü, senin dediğin gibi gönlünü almakta fayda var ama bu taraftan da iki tane, üç tane acaba şeyden önce geldiğimizde konuştuk. Gönlünü alsa da genç oyuncuları oynatsak daha mı iyi olurdu? Veya diyelim ki bir Kartal gidecek mesela, bize kiralık geldi buraya. Onun yerine bir tane daha Kayserili bir çocuğumuzu oynatsak oraya motive olabilir miydi? Oraya monte olabilir miydi? Gibi düşünceler de vardı ama tabii ki bunu da eleştirmeye de gerek yok diye düşünüyorum. Ama son haftanın en iyi, evet, 4 Eylül stadındaki en güzel görüntü Kayseri Spor taraftarlarının görüntüsü, evet, herhalde. Katılır mısınız bilmiyorum. Kayseri halkı adeta Sivas'a aktı. Sivas 4 Eylül stadında kendine ayrılan yeri tamamen doldurdu. Ve çok güzel 90 dakika boyunca da takıma olağanüstü bir destek verdiler. Güzel görüntülerdi. Lige böyle veda etmek de Kayseri Spor açısından güzel oldu aslında. Evet. Her şeye rağmen ununu helemiş, eleğini asmış iki takım. Aslında bir Anadolu derbisi. Geçmişte biliyorsunuz Sivas Spor, Kayseri Spor, bir başka de işte Kayseri Spor, Sivas Spor maçları hep gergin ve stresli geçer, heyecanlı geçer. Bu da onlardan biriydi. Ama ondan öncesinde iki takım da sezonu geçen hafta bitirmişti. Sivas Spor daha önce bitirmişti biliyorsunuz. Rahat bir karşılaşma olacağı zaten belliydi. Elbette teknik direktörlerin tercihi kendilerine bağlıyor.
Genç oyuncularla da çıkabilir. Ama bu Anadolu derbisi olduğu için kaybetmek istemeyen teknik direktörler de olur. Onlardan biri de sanırım Burak Hoca'ydı ki Sivas maçına galibiyet parolasıyla çıkılmıştı. Ama olmadı. Tabii ki her şey bitmişti zaten. Kaybetsen de hiçbir şey olmayacak. Kazansan da bir prestij olarak sezonu noktalamış olacaktı. Şöyle baktığımızda tabii ki Sivas Spor maçı Kayseri Spor için çok zor. Her maçı zor. Aynı şekilde Sivas Spor'un da Kayseri'de oynadığı maçlar çok zordur. İki takımın arasındaki oynanan maçlarda hep gollü geçiyor. Hep karşılıklı gollü geçiyor. En son hatırladığım Kayseri Spor'un Sivas Spor'u 4 ya da 5-0 yendiği bir mücadeleydi ki evet o mücadele aklıma geldi Kayseri Spor'un en son oynadığı maçta. Tabii ki o görüntüler eskide kaldı ama yani keşke Kayseri Spor bu geleneği sürdürüp Sivas karşısında da galibiyette noktalasaydı, dönseydi. Rahat olmaları. Bu maçtan önce Sivas Spor'un 51 puanı vardı. Kayseri Spor'un 42 puanı vardı. Baktığınız zaman yani kazansa, kaybetse, berabere kalsa iki takımın da umurunda değildi. Ev sahibi avantajını kendi taraftarı seyircisi önünde kullanmak istedi ve bunu başardı. Maç aslında dönebilirdi de şanslı bir pozisyonlar vardı ki Erhan anlattı. Yani o topun çıkarılması, kaleci tarafından çıkarılması bir mucize olarak değerlendirilebilir benim açımdan. Evet, evet. Benim görüşümden. Olmaz olmuyor. Şans o gün Sivas'ın yanındaydı. Sivas Spor kazandı. Şöyle ki genç oyunculardan bahsettiniz. Mehmet abi sen bahsettin. Tabii ki dedim ya prestij maçı. İşi hafife almayan teknik direktörlerin bir maçıydı. Aynı şekilde Sivas Spor da gençlerle sahaya çıkabilirdi. Fakat aynı kadroyu korudu. Ben baktığımda Kayseri Spor sahaya bir önceki haftaki Konya maçındaki hemen hemen aynı kadroya sahipti. Bu nedenle tabii ki her şey bitmişti. Sakin geçti, gergin geçti, oldu, olmadı, kaçtı, kaçırıldı falan derken sezon iyi ya da kötü bir şekilde tamamlandı ki bu da çok önemliydi. Evet. Yani Sivas'ta tabii ki galibiyetle dönmek ayrı bir havaydı. Tabii. Ama olmadı. Çünkü artık zihinler farklı yerdeydi. Tatile çıkmıştı. Aynı şekilde de Sivas Spor'da öyleydi ama şans ondan yana olduğu için Sivas Spor galip geldi. Hani son maçı şöyle de kıyaslayabilir miyiz acaba? Katılır mısınız bilmiyorum. Bana sorarsanız Kayseri Spor'un kadro kalitesi Sivas Spor'un bir gömlek üzerindeydi bu sezon. Yani kadro yapısı, oyuncuları tek tek ele aldığımız zaman oyuncu sayısı, oyuncu kalitesi, bu tüm parametreler aslında Kayseri Spor'u önde gösteriyordu. Ama sezon bittiğinde Kayseri Spor 14. Sivas 16. sırada. Bir tek Sivas Spor'da Sivas Spor'u ateşleyen her maç ipten alan Reymanay ve Koyta ikilisi dışında böyle Sivas Spor'dan bir oyuncu sayabilir misiniz desem sayamazsınız. Galiba. Evet, akıllarda kalan bir oyuncu yok. Reymanay ve Koyta dışında. Onun haricinde yok. Ama hani Kayseri Spor'a baktığımız zaman işte Ali Karimiler, işte Majit'in kadro derinliği olarak Kayseri Spor Sivas'tan daha kaliteli görünüyor. Kadro bence olarak. Öyle. Katılır mısınız şöyle, bilmiyorum ama sıralamaya baktığımızda da Sivas Spor 6. İşte ya bunlar onu, hep herhalde, bunlar hep demin saydığımız sağ dışı sadece kadroyla olmuyor bu iş. İşte, sağ dışı etkenleri. Kadroyla sağ dışındaki olanlar da var. Masa üzerinde olanlar da var. Bu takımın 3 puanı silindi ya. Bu takımdan 2 tane değerli oyuncu bıraktı gitti. Bu takımın teknik direktörü valizini topladı gitti. Dünya kadar borç yükü var. Bir taraftan postacı getiriyor, götürüyor, icra dosyaları temizlenmeye çalışıyor filan. Hani dedik ya sahaya yani bir şekilde adapte olamayan bir yönetim ve futbolcular vardı yani. Daha bilmediğimiz neler vardır futbolcular arasında olan. Sezon boyunca bu sıkıntılar vardır. Maaş ödemelerinin gecikmesi, ödemelerin aksaması derken bunlar yani elbette Sivas'ta da oluyordur. Ama bu kadar derinlemesine asla olduğunu düşünmüyorum. Yıllardır Kayseri Spor'un transfer tahtasının kapalı olduğunu bu sezonlarda gördük.
Üst üstüne üst üstüne. Hala kapalı. Ya bunlar kolay değil. Yani düşünsenize sizin oynamış olduğunuz kulübün yasaklarla dolu bir kulüp olduğunu. Dışarıya çıkamıyorsunuz gibisinden düşünün. Zamanında ödemeyi alamadığınızdan düşünün. Bunu nasıl sahaya yansıtacaksın? Çok zordur bu işler. Ama bir şekilde diyorum ya, bu sezonun en iyi performansı diyelim toplamında Kayserispor'un 42 puan toplaması ve sezonda yani ligde kalması oldu. Şimdi bir de şöyle, sezonun başında bizim bir seri yakalamamız, Erhan seriye 7 maç seri yakalamamızda Sivasspor'un, tamam mı, korkulu anlar yaşamaya başlamıştı. Küme düşecek deniyordu o zamanlar. Kayserispor'da burada konuşurken ne diyordu? 10. olma durumumuz var. Daha biz da biz Avrupa kupaları planları yapıyorduk. Ama ondan sonra da Sivasspor bir seri yakaladı. Yani profesyonel takımlarda tabii ki seriyi yakalamak çok önemli. Eğer ne dedik burada? 3 tane, 4 tane maç kaybettiğin zaman her zaman için sahanın kenarına bakarsın. Dersin ki ya acaba bu maçta mı gidecek? Ama 7 tane seri yakaladık. Burada diyorduk ki ya karşıdaki takım bizi düşünsün kardeşim. Biz Fener'le oynarken Kayserispor'u önlem alsın diye düşünüyorduk. 7 maç kazandığımız için kendimize güvenimiz vardı. Öyle oluyordu ama tabii ki Sivasspor'da bizden önünde bitirmesinin tek sebebi bir seri yakaladı ve o seriyi devam ettirdi. Yoksa sana katılıyorum, takım olarak, bireysel futbolcular olarak da Kayserispor bir tık Sivas'ın önünde diye düşünüyorum ben. Yani birçok Süper Lig'de hani hem düşenler hem de kalanlar arasında kadro yapılanması açısından Kayserispor kadro kalitesi açısından üstündü. Bunu gördük ama demin de söyledik, saha dışı etkenlerden bir türlü kafamızı saha içerisine odaklayamadık. Durum böyle olunca işte Bülent Uygun geldi Sivas'a, sezonu bitirdi. Evet. Biz de Çağdaş Atan'la başladık. Recep Uçar geldi. O tutmadı. Burak Yılmaz geldi. Yani toplamda 42 puanımız var. 42 puanı 3 hocayla aldık. Bir de şöyle bir şey. Sivas Spor'un büyük avantajı, Erhan veya Faruk sen de söylediğin, borcunun olmaması. Yani sezonlarda hakikaten Mecnun Otlakmaz'la bayağı o işi beceriyorlar. Kimseye de, futbolcuya da olsun, başka yerlere de borçları yok. Onun için de tabii ki futbolcunun kafası rahat oluyor. Rahat maça çıkıyor. Onun da etkisi oldu yani Sivasspor'da. Sizin söylediğiniz gibi Kayserispor'da da acaba ceza tahtası kapanacak mı, açılacak mı? Kapanacak mı, açılacak mı? Futbolcu diyor ki ceza tahtası açılsa hadi oraya para gidecek. Acaba bizim aylıklar ne olacak? Onu da düşünüyor. Futbolcu düşünür, cin. Profesyonel futbolcu cindir yani. Her zaman için paranın verileceğini, verilmeyeceğini biliyordu. Ama hakikaten Ali Başkan da bu işi iyi yönetti. Parasını da futbolcu da dedi ki ya Ali Başkan olduğu müddetçe alırız diye düşünüyorum Faruk. Şimdi Sivasspor'da bir Reymana gerçeği var. Şimdi transfer olması gündemde. Bir lider oyuncu her türlü takımın sırtını aldı. Bir sezon boyunca taşıdı. Biz maalesef, bana sorarsanız, Dario Kangele'nin ardından bir lider oyuncu bulamadık. Evet, doğru. Katılıyorum. Bir ses var geldi ama hani bana sorarsanız bir ses varla Kangele arasında da dağlar kadar fark vardı. Bir ses var bir nebze evet gibi oldu ama yine de onun yerini tutmadı. Yani bir lider oyuncu eksikliğini yıllardır yaşıyoruz. Neyden kaynaklanıyor? Yani Kayserispor'un ismi var. Türkiye Kupası'nı almış bir takım. Tesisleri muhteşem. Stadyumu öylesine. Buna rağmen yapılan transferlerde yani menajerlerin abuk subuk diyelim böyle isimler getirerek pazarlayıp gitmelerinden kaynaklanıyor. Eğer bir Sivasspor iyi oyuncular getirmesini biliyorsa bu menajerlerin de büyük katkısıdır. Biz de bakıyoruz ya şu futbolcu belki tutar mı? Ya sezon arasında alınan oyuncular işe yarar mı? Her zaman soru işareti olmuştur. Çıkmıyor. Çıkmadı. Eğer böyle giderse de
çıkmayacaktır hani da. Lider oyuncu der ki bu hani orta sahanın ortasında alacaksa zeytin. 10 numara oluyor. Mesela. Ya 10 numara akla gelir ama bana sorarsanız hani lider oyuncu her mevkide olabilir. Her mevkide ya oynaması gerekiyor. Bizim tabii doğru. Hükmedecek ya bir takım. Bir dönem işte Gökhan Ünal'lar çıktı, Mehmet Topuzlar çıktı. Farklı mevkilerdi ama lider karakterde oyunculardı. Bu oyuncular taşıdı takımı. Ama yıllardır mesela bu sezon biraz Tiam'dan bunu görür gibi olduk. Bana sorarsanız Tiam'da da fazla yıldız hamuru yoktu ama işte hani takımda tek isim olunca biraz ön plana çıktı. Evet goller de attı. Takıma da çok fayda sağladı. Tiam gittikten sonra bunu tamamen de kaybettik. Tiam dursaydı, bak Tiam dursaydı biraz daha bu sezon, yeni sezonda dahi forma giyerdi. Giyerdi. Ki şu anki durumumuza da en az 6 puan yazabilirdik. Yazardı. Yani bu durumda olmazdık hiç olmazsa. Çünkü bizim golcüye ihtiyacımız var. Bizim takıma hükmedecek oyuncuya ihtiyacımız vardı. Tiam gittikten sonra bu iş gerçekten değişti. Şimdi abi bir de deniyor ki tabii ki yani öyle yıldız oyuncuyu bulmak Anadolu takım için zor da tesadüfen yakalamak da birazcık tabii ki menajerlere bağlı ama dedik ya transfer tahtası açılacak mı kapanacak mı açılacak mı kapanacak mı onun için de gecikti. Yani gecikti. Ha, sadece onun için demiyorum Mehmet abi. Sezon başında daha öncesinde şimdi bile transfer tahtası kapalı olabilir kardeşim. Bugün 5 milyon euro verirsin yarın açılır. Bulunmayacak bir para değil. Ama almış olmak için alınmaması gereken bir konudayız şu anda. İşte bunu sancısını yaşıyoruz. Bunun kaygısını yaşadık yani. Şimdi devre arasında Faruk burada konuştuk. Şeyden önce çıkmadan önce de konuştuk. Dedik ki transfer tahtası açılacak mı kapanacak mı dedik. Ben sordum Faruk, herhalde sana sordum. Dedim ki Faruk kaç tane adam alıyoruz falan dedim. Sen de dedin ki 3-4 tane adam. Doğrudur. Garanti dedin. Değil mi? Ben de dedim ya acaba alınması için mi alınıyor? Veya yani iyi mi dedin? Sen de çok iyi falan görüntü var falan dedin. Biz de sevinmiştik. Tabii ki zor iş. Zor, çok zor. Yani iyi adam diyelim ki kiralık döneminde Erhan, kiralık döneminde adam iyi adamını verir mi abi? Vermez. Ya problemli adamını verecek ya da sakatlıktan yeni kurtulmuş kendisine başarı sağlayamayacak adamını verir. Bir örnek vereyim mesela Karagümrük takım abi Süleyman Hurma. Ne için futbolcular yani menajer kendisi. Kendi de takımı. Yani iyi futbolcular da getirdi. Getirmedi mi? Sezonun başında acayip. Ve de Karagümrük takımı Allah için şimdi düştü ama iyi futbol oynayan takımlardan bir tanesi. Burada konuştuk da. Ama ne oldu? Bir iki tane adam sattı. Bir tane iki tane adam satınca iskelet bozuldu. Santifor'unu gönderdi. Orta sahadan bir adam gönderdi mi olay bitiyor. Şunu sorayım mesela. Karagümrük'ün kadrosu mu sence Mehmet Hocam? Konya Spor'un kadrosu mu? Karagümrük'ün ya. Ben Karagümrük düştü. Konya, abi. Konya kaldı bu ligde. Karagümrük'ün oyuncuların içerisinde lider oyuncu yok muydu? Vardı. Bir değil, iki taneydi. Üç taneydi ya. Evet. Buna rağmen düşüyorsa orada farklı sorunlar vardır Mehmet abi. Abi sorun açık. Süleyman Hurma bu işten para kazanarak davasından bu takımı böyle hale getirdi. Nasıl anlamadım bunu nasıl? Takımı mesela diyelim 1-2 tane 3 tane yıldız oyuncusu vardı. Tamam mı abi? Geçen seneden beri sattı yani. Oyuncu satarak para kazanmayı satarak ön planda tutmayı takımı sanırım. Takımı ön plana çıkarmaya uğraştı yani. Kendi cebinden para verecek hali yok. Yani Süleyman oyuncu satıyor ama teknik direktör de değiştiriyor. Abi onu teknik satmıyor. teknik direktörü ne için değiştiriyor? Oyuncu adam geliyor şuradan diyor ki ben şu oyuncular var diyor. Bir bakıyorsun ki adam başlıyor bir iki tane galibiyet alıyor. Oyuncu gitmiş. Ya şöyle bir şey var. Tabii ki konumuz Karagümrük yok değil. Yok canım yani bu Kayserispor'u da getireceğiz. Konuyu açmış olduğun için söyleyeceğim. Karagümrük'ün stadı yok. Tesisi yok. Yani konaklayacağı bir yeri yok. Şahıs adına alınmış bir kulüptür. Yani sen atıyorum Süleyman Hurmasın. Bir takım satın alıyorsun. Bu takımı bir alt ligden Süper Lig'e çıkarma başarısını gösteriyorsun. Bu bir başarıdır. Evet. Süper Lig'de de iyi işler yapıyorsun. Evet. Tutunuyorsun. Ama bu sezon oyuncu satışlarından mı?
farklı dokunuşlardan mı bilmiyorum ama düşmemesi gereken bir Karagümrük maalesef düştü. Sayın MÜDE diye soru işareti. Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dışında Karagümrük'e destek olan kimse yok. Tabii ki yani biliyorsunuz Karagümrük rozeti taşıyan yani, Sayın Devlet grup Bahçeli. Grup toplantılarında falan Karagümrük rozeti takıyor ama. Hatta birkaç gün öncesinde de bir açıklaması vardı biliyorsanız. Yani ligden düşme bu sezon kaldırılsın diye. Özellikle Karagümrük için söylenmiş bir sözdür. Tabii ki her sezon ligde kaldırılmasın diye bir konu mevzu olamaz. Artık takımlar kaderine razı oldu, kulüpler razı oldu. Sonuçta sona kalan işte oraya kaldı. Dona kalıyor diyebiliriz. Bir tek piyango herhalde desteği sadece bir kalemden olan takımlar gördüğümüz gibi bir alt lige düşmüş oldu. Herhalde o piyango sadece herhalde Kayseri Spor'a vurdu. Pandemi döneminde düştüğü sezon ligde kaldı ve hala onun ekmeğini yiyor. Bir örnek vereyim. Biraz önce diyoruz da Tiam'ı biz gönderdik ya. Tiam olsaydı dedik kaç puan daha alırdık? En az 6 puan daha yazabilirim. 6 puan daha hanemize yazıldığı zaman bizim düşme tehlikemiz olur muydu? Korkumuz olur muydu? Olmazdı. Haftalar önce Karagümrük'le 1-2 tane mi? Oyuncusunu gönderdikten sonra bu hale geldi. Evet. Yoksa yani hakikaten Karagümrük takımı Pendik'ten, Gaziantep'ten, şundan bundan iyi takım. Evet, Karagümrük'ü bir kenara bırakıp yeniden Kayseri Spor'umuza dönelim. Kayseri Spor dedik 3 teknik adamla 42 puan topladı. Sezona Çağdaş Atan'la başlayan Sarı Kırmızılar. Çağdaş Atan'ın etik dışı takımdan ayrılmasından sonra Recep Uçar'a emanet edildi. Recep Uçar bana sorarsanız 3 teknik adam arasında en başarılı kim diye sorarsanız ben Recep Uçar'ı sayarım. Aynen. Ama maalesef bir şanssızlık yaşadı. Kadro kurmakta zorlandı. Oyuncu konularında çok zorlandı. Kendisinin olduğu dönemde ara transfere de yetişemedi. Böyle olunca da biraz zorlandı elbette. Ardından da Burak Yılmaz gelip Burak Yılmaz'a takımı ligde bıraktı. Burak Yılmaz biraz daha istikrarsız bir çizgi çizdi. Ama yine de geçmişten gelen Baki ile birlikte ligde kalmayı başardı. Teknik adamlar konusuna gelirsek Faruk Bey nasıl bir değerlendirmede bulunursunuz? Evet, Çağdaş Atan gerçekten yani bu işi bilen bir teknik direktör. Geleceği de bana göre iyi. Kayseri Spor'da evet dursaydı bugün daha farklı yerlerde sezonu bitirecekti. Bakın, Çağdaş Atan 4 maç. 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 puan aldı. Daha sonra valizini topladı. Başakşehir yolunu tuttu. Bundan önceki sezonda nasıldı? Mükemmeldi. Konuşmaya bile gerek yok yani. Çok büyük zorluklar içerisinde takımı tuttu. Tabii canım. Elbette yani. Gerçekten başka bir teknik direktör gelmezdi. Bu kulübü sırtlamazdı. Bu takımda sorumluluk almazdı. Aldı. Evet. Gitmesi gerçekten yanlıştı. Kayseri halkına, Kayseri taraftarına büyük yanlış yaptı. Özellikle yönetime. Biliyorsunuz Sayın Ali Çamlı her fırsatta Çağdaş Atan bizim evladımız deyip sırtına bir sıvazlama yapar geçerdi. Bu ekranlarda da vardı. Tabii ki sadece evlat böyle olmuyormuş demek ki. Evlat dediğin profesyonel futbolda evlat olmuyormuş. Kendi evinde, kendi şehrinde kendine sahip çıkanların yanında olandır evlat. Yani gözü dışarıda olanlar aynı Çağdaş Atan gibi olmaz evlat. Evlat kontenjanından sayılmıyor. Bir kere bu yanlıştan dönülmüştür. Daha sonra Recep Uçar gerçekten 18 maçta 7 galibiyet aldı. 2 beraberlik, 9'da mağlubiyet aldı. Ve bu mağlubiyetlerin 7'si bir seri oluştu biliyorsunuz. Bu seri mağlubiyetlerden sonra suyu ısındı. Ve daha teknik direktörlük sözleşmesi devam ederken yönetim arasında alınan bir karar Recep Uçar'la ayrılma kararı alındı ki hemen parantez açmak istiyorum. Recep Hoca iyidir, hoştur, kaliteli insandır ve futbol bilgisi olan biridir.
kesinlikle. Hem Türkiye'de hem de yurt dışında inanılmaz takipçi bir teknik direktör. Üstelik akademisyen yani. Tabii ki. Hemen bakıyorum. Akademik bir kariyer var. Takip ediyorum hala. Yurt dışındaki özellikle Almanya'daki maçların hiçbirini kaçırmıyor yani. Sonuçta Kayserispor'a faydası oldu mu? Gerçekten oldu. Gerçekten oldu. Recep Hoca'nın topladığı puanlar desem bizi ligde bıraktı diye. Tabii. Kimse bir şey diyemez yani. Evet. Evet, Burak Yılmaz. 15 maç. Bakın 18 maçta 7 galibiyet. 15 maçta 3 galibiyet. Aradaki fark zaten büyük yani. Uçurum var. 7 beraberlik. Beraberliğe de sevinmiş bir ekibiz. Bu evet. Arada ki kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin diye moral vermiş insanlarız burada. 5'te yenilgi aldı. Eğer bu 15 maçta Recep Uçar olsaydı daha da puanlarımız olurdu. Ben ama futbolcu ve teknik direktör ilişkisi burada ayrılmaya neden de oldu. Hani şöyle anlatayım. Antrenmanlarda bir teknik direktörü saymazsan, teknik direktörü sevmezsen, onunla ilgili iyi şeyler düşünmezsen, burada teknik direktör çaresiz kalıyor bu şekilde. Recep Uçar'ı üzdüler. İçeride de üzdüler. Dışarıda da üzdüler. Gitmesinin nedeni gönderilmedi aslında. Kendisi de gitmek istedi bu konulardan rahatsız olduğu için. Ha, kendine de böyle teklif geldiği için de geri çevrilmedi. Geri çevirmedi ve imzalar atılmış oldu. Sonuçta baktığımızda 3 teknik direktör ve Kayserispor 42 puanla ligde kaldı. Böldüğümüz zaman buradaki en başarılı isim ortaya çıkıyor. Recep Uçar'dır. Evet, Çağdaş Atan devam etseydi Recep Hoca'yı geçer miydi? Sollardı. Sollardı. Şimdi, ama artık Burak Hoca'ya da yani güven vermemiz gerekiyor. Tabii artık. Güvenmemiz lazım. Koskoca Kayseri şehrinin takımı şu an Burak Hoca'ya emanettir. Dümenin başında o varsa tamam. Şu an ona emanettir. Ona saygısızlık olmasın. 2 yıl daha Kayserispor'da sözleşmesi bulunuyor biliyorsunuz. Bu saatten sonra Burak Hoca'nın yapacağı tek iş vardır. Nokta transfer. İsmi nokta olmasın. Kendisi nokta olsun. Öyle bir dosya hazırlamalı ki. Öyle isimler üzerinde durmalı ki. Biz bu sezonu konuştuğumuzda aynısını yaşamayalım. Yani gelen oyuncuların faydasını görmemiz gerekiyor. Bir Sivasspor'daki 2-3 oyuncu gibi. Karagümrük'te düşmesine rağmen 2-3 oyuncu gibi. Bunları görmek istiyoruz artık. Muhtemelen biliyorsunuz transfer yasağının kaldırılması için yoğun bir çaba sarf ediliyor. En kısa zamanda oradan da bir haber kaldırılacağına inanıyorum ben. Yani. Tabii ki bir, sanırım dedim ya 5 milyon euro gibi bir parayı bulamayacak bir şehir, bulamayacak bir başkan değildir Kayseri. Zoru başaran bir yönetim bu zoru da başaracaktır. Biz bu sezon 3 teknik direktörle 42 puan toplamış olabiliriz ama yeni sezonda Burak Hoca'yla toplamda daha farklı, daha fazla puan toplayacağımızı düşünüyorum. Yeni oyuncularla. Yaklaşık 7 ya da 8 tane oyuncunun sözleşmesi. 8 oyuncu. 8 oyuncunun sözleşmesi sona eriyor. Kalacaklar da var, gidecekler de var. Sözleşmeleri yenilenecek oyuncular da muhtemelen olacaktır. Yeni sezon zor. Zor. Çok zor. Planlaması çok zor. Teknik direktör açısından da zor, yönetim açısından da zor, beklemek açısından da daha zor, haber gelecek açısı daha zor. Şimdi pazar günü bir genel kurul var, onu da ikinci bölümde konuşalım. Genel kurulda Kayserispor açısından önemli. Recep Uçar'ın, ben neden Recep Uçar dediğimde şöyle açıklayayım. Recep Uçar'ın son 3-4 maçını hatırlarsanız en fazla altyapıdan oyuncu oynatan isim Recep Uçar'dı. Neden? Çünkü oyuncu yoktu elinde. Evet. Bir de Burak Yılmaz'a bakalım. Burak Yılmaz kaç tane
Altyapıdan oyuncu oynattı. Oynatmadı. Evet. Günübirlik başarı için evet gereken de oydu ama oynatmadı. Ya burada Çağdaş Atan'a da bir parantez açalım. Çağdaş Atan aslında sezonu altyapı oyuncularıyla da iyi başladı. İyi başladı. İşte Baranlı Gezi'ye oynattı ilk Galatasaray maçında. Yani genç isimlere şans verdi ama Burak Yılmaz'a geldiğimiz zaman bunların hiçbirini göremedik. Adam, yani bu başarı çıtasını şey Recep Uçar tarafına da çeviriyor. Kısa hemen şöyle bir şey ekleyeyim. Burak Yılmaz zor döneme geldi. Yani futbolcu denemeye şansı kalmadı. Diyor, işte onu diyorum. Şansı ya kalmadı. Doğru olanı yaptı. Evet. Doğru olanı şimdi, yaptı. Evet. Evet Mehmet Hocam senden de hoca değerlendirmesi aldık. İlk bölümümüzü geçelim. Çağdaş Atan'la tabii başlandı. Çağdaş Atan çok büyük risk saldı şimdi Allah için yani. Buradan gitti ama iyi ayrılmadı ama Çağdaş Atan risk saldı. Tamam mı? Süper Lig'de bir takım çalıştırma başarısını elde etmek için kendisinin de başarılı olması için buraya transfer oldu. Başladı tamam mı? Ondan sonra birinci sezonunda çok iyi başarılar elde etti. Tamam. Adından söz edildi. Büyük kulüpler mesela Trabzonspor'un niye antrenörü gittiğinde teknik milli takım için oralara ismi milli geçti. Milli takımı alma yönünde bir bazı girişimler oldu falan. Ama ikinci dönemde Çağdaş Atan'ın ayrılmaması tabii ki burada devam etmeyecekti. Çünkü transfer tahtası kapalıydı. Orada da Başakşehir'de de tabii ortam, çalışma ortamı iyi futbolcular var. Başkanı iyi, para sorunu yok falan. Onun için İstanbul orada daha kendini iyi gösterecek. Tabii ki gitti. Orada da tabii ki başarılı oldu şimdi Allah için. Bize gelen Recep Uçar da ondan daha iyi başarı gösterdi. Çağdaş Atan tabii ki iyi bir teknik direktör. Şu anda da yani ligimizde bulunanlardan mesela 2-3 tanesi sayarsam bir tanesini onu sayarım ben. Evet. Ondan Recep Uçar da başarılı oldu. Dediğinize katılıyorum. Recep Uçar da çalışkan. Ondan sonra kendi ekibiyle konuşup anlaşan sahaya süreceği takımı tabii 3-4 tane genç oyuncu da oynattı. Şimdi oynatmadı ise yalan söyleriz. Onun için o da başarılı oldu ama tabii ki bir seri yakalayamadı. O da gitti. Burak Yılmaz geldi. Ha burada siz Burak Yılmaz için bak şimdi gerçek konuşalım. Ben Burak Yılmaz çok iyi olur falan derken siz biraz tedirgindiniz. Tecrübesi yok falan filan dediniz. Ben ona katılmamıştım ama katılmak istiyorum. Çünkü tabii ki tecrübesiz iyi bir futbolcu çok iyi yani futbolcu iyi bir teknik direktör olacak diye bir şey yok. Türkiye'mizde, dünyada bunların örnekleri var. Yani çok büyük futbolcular, Maradona, şunlar bunlar çok büyük teknik direktör olamadılar. Onun için de Burak Yılmaz da tabii ki buraya geldi. Beşiktaş'tan geldi. Tecrübe çok önemli Erhan. Sen tabii. De çok iyi bilirsin. Tecrübe, hakikaten teknik direktörde tecrübe çok. Yani söylüyoruz ama daha da söylemek lazım. Burak Yılmaz'ı örnek verebiliriz. Burak Yılmaz çok iyi futbolcuydu ama çok iyi şu anda Kayserispor'da. Tecrübeden bahsediyorsun ya, sözünü evet. Kestim. Burası çıraklık merkezi değil mesela. Buraya gelen futbolcusu da, yöneticisi de, antrenörü de, teknik direktörü de, masörü de işini yapacak. Ama bizim ülkemizde işte şimdi, işini yapmakla şöyle oluyor. Bir yerlere gitmek için bazı siyasi bağlantılarınız olması gerekiyor hocalar açısından. Burak Yılmaz evet buraya geldi. Başarılı olmak için geldi. Aç, susuz yani bir teknik direktörlüğünü göstermek için geldi. Ben katılıyorum ama tabii ki tecrübe de şart yani. Burada tecrübe ön plana çıkıyor. Avantajı neydi? İyi bir futbolcu olması ve de gittiği yerde hem futbolcu hem de yardımcı antrenör olarak çalışması birazcık kendine şey yaptı. Oradan geldikten sonra bak mesela Beşiktaş'a yardımcı antrenör oldu. Beşiktaş'a gelmeden önce milli takıma yardımcı antrenör olacaktı. Acele etti oraya gitmedi mesela. Ama tabii ki Kayserispor'a teknik direktörü olunca da Kayserispor'un onun şanssızlığı da vardı. Eğer normal mesela diyelim ki Adana Demirspor'a gittiğini farz etseydik orada daha kaliteli futbolcular vardı. Başarılı daha birazcık daha yüksek olabilirdi. Ama buraya geldi tam düşme potasının içerisine girdi.
Oradan kurtulmak için de şu hale geldi. Yine de başarılı diyorum. Ben. Evet, bu yorumlarla birlikte ilk bölümümüzde noktalamak istiyorum. İkinci bölümde biraz daha kişisele ineceğiz. Bilal Beyazıt'ın, Onurcan Piri'nin ve diğer oyuncuların kişisel performansları üzerinden gideceğiz. Hafta sonu da pazar günü genel kurul var, olağan genel kurul. Onu da değerlendireceğiz. Şimdi küçük bir reklam arası, ardından biz yine buradayız. Kısa bir reklam arasının ardından Sporkolik kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümde Kayserispor'un son maçını mercek altına aldık. Şimdi Kayserispor'un sezon içerisinde yaşadığı büyük şanssızlıklarla devam edelim istiyoruz. Zira transfer tahtası iki kez kapandı. Üçüncüsü de sezon sonuna denk geldi. Ardından 3 teknik direktör değişimi, 3 puanın silinmesi, 2 oyuncunun zamansız takımdan ayrılması gibi bu sezon önemli sorunlar yaşadı Kayserispor. Peki bunlar Kayserispor'u bu sezon nasıl etkiledi? Sayın Faruk Aydemir'le başlayalım istiyorum. Evet, koca bir sezon. Fırtınalı, karlı, rüzgarlı. Hem yönetim açısından, hem şehir açısından, hem futbolcu açısından çok zor geçti. Cezalar. Yani bir kulübe transfer yasağı geliyorsa ciddi bir sıkıntıdır bu. Hem moralmen, hem maddi ve hem manevi yönden gerçekten büyük bir zarardır. Hiç bu kadar transfer yasağının üst üstüne alınmış bir sezonunu yaşamamıştık, görmemiştik. Bunu da gördük Mehmet abi. 3 puan silinmesi. Sahada kazandığın alın teri NASA'da maalesef gidiyor. Yok edildi, çalındı, silindi ve Kayserispor'un orada morali inanılmaz bozuldu. Sadece futbolcuların değil, teknik heyetin, yönetimin, şehrin, taraftarın, seyircinin inanılmaz gardını düşürdü. Bu sorunlarla birlikte hala devam eden parasal sorunlar bir şekilde yönetimin de artık belini büktü. Hem masada kaybedilen, hem sahada kaybedilen, üst üstüne gelen bu sıkıntılar bir an önce aşılması gerekirdi. Yapılacak ne vardı? Önce masada çalışma yapılacaktı. Daha sonra sahada, daha sonra lobide bir çalışması gerekiyordu. Bunlar devam ederken her gün tesislere, kulübe İcra kağıdı gelir mi? Gelir. Bir değil Mehmet abi. İki değil. Üç değil. Benim kağıdım yetmiyor. Hala devam eder. Yani bir sorunu çözen yönetim ertesi gün ikinci sorunu çözmeye çalıştı. Daha sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci derken dosyalar birikmiş, birikmiş ve bu yönetime denk gelmiş. Tabii ki burada sorumluluk da çok önemlidir. Sen, örnek veriyorum, bir trafik cezası yedin. Bu trafik cezasını erken ödeme şartıyla biliyorsun indirimden faydalanıyorsun. Ama elinde tebligat var. Bunu ödeyeceğin tarih de var. Gününde ödemesen bile, gününden önce ödemesen bile, gününde ödeyebilirsin diye tabii ki okumuş, yazmış diye olanların herkes görür. Koca kulüp yönetiliyorsa bu durumlar da göz önüne bulundurulmalı. Yani hiçbir şekilde alacağı olan oyuncular burada alacağını bırakmaz. Bir şekilde şikayet yerleri var. Federasyon var. FIFA var. Yani gerekli mercilere şikayet etme yetkilerine sahip futbolcular. Özellikle biliyorsunuz yabancı oyuncuların sanki dokunulmazlığı varmış gibi en ufak bir hatada, yanlışta, unutkanlıkta işte yani bunun gibi facia diyelim. Evet. Yol açabiliyor. Bunlar tabii ki yönetimde çaresiz kaldığını üstüne basa basa söyleyelim ki 3 tane değil, 5 tane değil, 6'sını yok etse 7.'si geliyor. Baş etmek kolay değildi. Hala devam ediyor biliyorsunuz. Yasak yine var. 2 dönem transfer yasağı var. Program başında da belirttim.
5000 euro, 6000 euro gibi bir rakamı Kayserispor ödediği takdirde yarın transfer yasağı ortadan kaldırılır. Ama bunun öncesine bakmak gerekiyor. Bu sadece yasağı kaldırdığımız zaman iş bitiyor mu? Bitmiyor tabii ki. Bitmez tabii ki. Bitmiyor. Belki de Mehmet abi bir başka yasakla karşı karşıya kalabilecek. Her şey, her an bir şey olabilir. Yani sen bu, tamam bu yasağı kaldırırsın. Kolay ama ikinci bir yasağı ortadan kaldırmak gücünü, kuvvetini ortadan kaldırmış oluyor bir şekilde. Yani tüm hesapları, kitapları yeniden kağıda dökmen gerekiyor. İşte futbol aslında sahada oynanır ama biz futbolu bu sezon kağıt ve kalem üzerinde oynadık. Hesap ve kitap üzerinde yönetim oynadı. Çaresiz kaldığı dönemler oldu. Her ne kadar futbolculara yansıtmamaya çalışsalar dahi tabii ki yani bir sezon boyunca mutlaka duyulacak bir mevzulardı bunlar. Yayıldı. Oyuncuların morali bozuldu. Teknik heyetin morali bozuldu. Gelen giden derken zamansız ayrılıklar oldu. 3 puan silindi vesaire vesaire derken durum bu hal oldu. Evet, buna rağmen söylüyoruz. Başarı mı? Ligde kalmak bana göre başarı. Kayseri. Bırakın kupayı mupayı. Evet, Kayseri Spor için hiçbir zaman ligde kalmak başarı olmazken bu sezon... Bu sezon maalesef öyle oldu. Kabullenmek gerekir gerçekten ama. Gerçekten bu sezon ligde kalmayı başarı olarak görmek zorundayız. Çünkü son hafta yaşananları gördük. Yani son hafta o küme düşme hattının her gol sonrası nasıl değiştiğini gördük. Biz en azından o stresi yaşamadık son hafta. Ki birçok takımdan Faruk'un da demin bahsettiği gibi çok daha fazla sorun yaşamamıza rağmen. Evet. Son haftaya rahat girmek bizim için başarıydı. Mehmet Hocam sen değerlendirecek olursan. Ben birazcık geriye gideceğim. Şimdi bizde herhalde birazcık eski başkanlar Erol Bedir'den başlayacağım. O sezon diyelim ki para harcanıyor, para bulunuyor, bulunmuyor falan. Ama bir sanki bir başkanlığı bırakacak gibi oldukları zaman başkanlar hemen borçları ödemiyorlar. Ondan sonra futbolcuların, yabancı futbolcuların borçlarını ödemiyorlar falan. O da tabii ki Futbol Federasyonu'na yabancı oyuncular başvuruyorlar. Tabii ki transfer geliyor. Aynısını Berna Başkan zamanında da yaşadık. Onda da tabii ki para harcandı. O sezonda da küme düşme olmadı. Şu andaki olduğu gibi korkular yaşandı falan. Ama tabii ki Ali Çamlı da orada bir başkan yardımcısı falan. Neyse böyle bir ortamda şu hale geldik. Şimdi de tabii ki Ali Başkan da elinden geleni yaptı. Şu anda takım 42 puan aldı. Ama borç bitmedi. Transfer yasağı var. İki dönem var ondan sonra. Sezonun bunda nasıl yapılacak? Onun sorunu var. Ondan sonra tekrardan herhalde başkanlığa aday. Ali Başkan değil mi? Başka aday yok. Başka aday geçen haftada konuştuk. Evet. Bize de sorarsanız bizim yorumumuz Ali Başkan'ın devam etmesi yönünde. Aday yok ya. Şöyle ki varsa bırakabilirim cümlesi de var orada. Tabii ki buna genel kuruluna geleceğiz ama sonuçta Ali Başkan bu işi yaptı. Evet. Severler sevmezler. Elbette eleştiri olacaktır. Ama bu olağan dışı bir sezonu 42 puanla bitirmek gerçekten başarıydı. Kayserispor için bu sezon için başarıydı. Evet. Yani. Şimdi şöyle tabii ki katılıyorum. Ali Başkan'ın yaptıkları tabii ki olağanüstü. Bunu tabii para bulmak, o transfer tahtasını aşmak, futbolcuların paralarını ödemek yani hiç yoktan var edilen bir şey. Zaten Kayserispor'un senelerdir genel kurulunda ikinci bir alternatif çıkmadı ki. Çıktıysa söyle Erhan, var mı öyle bir şey? Çıkmadı hiç. Yani bir seçimli sandığa gidilip de 3 tane 4 tane başkanın çıkıp da genel kurulu yapıp da ya şu adam da sürpriz oldu, şu da başkanlığı kazandı
diyeceğimiz bir sezon olmadı. Ha, şu anda da eğer bir başkanlığa soyunacak bir adam da olsa da çok zor yani bunu yapması. Tabii. Çok çok zor. Olağanüstü bir şey. Nasıl yapacak? Büyük yani bizim milletvekilleri, bakanlar, belediye başkanları çok çok araları çok çok iyi bir şey olacak ki onlardan çok çok samimi olacak Ali Başkan gibi. O yönden birazcık para da bulunur. Yani transfer de yapılır falan ama şu anda o olmayacağına göre Ali Başkan'la devam edilecek herhalde ilerleyen evet, şeyde, genel kurulu evet. Konuşacağız. Yavaş yavaş kişisel performanslara gelelim. Mesela tamam. Bu sezonun en fazla dikkat çeken ismi Kayserispor'da kim diye sorsam herhalde herkes aynı Bilal. Cevabı verir. Kaleci Bilal Bayazıt. Kayserispor'un bu sezon aldığı önemli başarılar da hep ön plandaydı. Hırsıyla, mücadelesiyle, yeteneğiyle hep ön plana çıktı. Hepimiz görüyoruz. Evet. Türkiye görüyoruz diyor. Bilal 137 kurtarış yapmış. Yani ligde en çok kurtarış yapan kaleci ismi. Peki Kayserispor'a inanılmaz faydası var. Gelecek adına iyi bir eldiven olduğunu gösteriyor. Neden milli takımda yok diye bir soru işareti yapıyoruz. Neden yok Mehmet abi? Şöyle. Kayserispor'da alışık olduğumuz dönemlerde milli takıma oyuncu gönderme alışıklığı kanlığımız vardı biliyorsunuz. Yani milli takımın maçları olduğunda hemen listeye baktığımızda en az bir oyuncunun listede olduğunuzu hepimiz biliyoruz. Ne zamandır yok Kayserispor'dan bir oyuncu A milli takımına çağrılmadı? En son ben hiç hatırlamıyorum. Hatırlayamıyoruz bile. Yok. Bakın hatırlayamıyoruz. Yok bile. Yok. Neden görülmüyor? Yani Bilal'in Kayserispor kalecisi olduğu için mi? Küçük bir Anadolu takım olarak mı görülüyor? Federasyon ya da milli takım teknik direktörü hiç mi kaleciler arasında yapacağı tercihte Bilal'in ismini almıyor ağzına? Hiç mi gösterilmiyor? Hiç mi takip etmiyor? Onur Bulut Kayserispor'daki milli takıma çağrıldı mı? Çağrıldı. En son çağrıldı. Evet, şu anda bakıldı en son Onur Bulut çağrıldı. En son çağrılan Onur Bulut'tu Kayserispor. Yedek de olsa çağrıldı. Bir dakika da olsa çağrıldı. Ama Beşiktaş'a gittikten sonra milli takımın değişmez ismi oldu. Hep tabii çağrıldı. Ki değişmez ismi. Ama bakıyoruz ya yani Bilal gibi bir kalecinin A milli takımda eldiven giymeyecek bir yönü yok. Dört dörtlük. Yani bir Trabzonspor kalecisi tamam olabilir. Fenerbahçe kalecisi tamam olabilir. Kayserispor'dan giden kalecinin adı neydi çocuğun? Doğan Alemdar. Doğan Alemdar. O çağrıldı mesela. Hala Kayserispor kimliği üzerinden bakıyoruz ki içimiz orada ferahlıyor mesela. O çağrıldı mesela. Bilal'in çağrılmamasının nedenini ben şöyle düşünüyorum dedim ya. Sadece Kayserispor'da forma giydiği için. Eldiven giydiği için. 137 kurtarış yaptığı için. Çok başarılı olduğu için. Kendini gösterdiği için. Bir gurur yapmış federasyon. Ya da bir teknik direktör. Burada bir iş var. Yoksa görülen köy kılavuzu istemiyor. İşte kale, işte kaleci, işte başarısı. 137 kurtarış değil mi? 137 kurtarış. 3 maç forma giymedi, 35 maç. Şu anda baktığınızda birçok kaleci, birçok kalecinin kurtarışını toplayın. Maç başına. Aynı 137 etmiyor Mehmet abi. Maç başına ne düşüyor herhalde? Bu 137 kurtarış abi. Demek Kayseri'nin kurtuluş. Evet, evet. Kurtuluşu demektir yani. Doğru. Bir maç eldiven giymedi biliyorsunuz. Başımıza neler geldi. Evet. Kaleci yönünden evet şanslıyız. Özellikle Bilal konusunda çok şanslıyız. Olmasaydı demiyorum, iyi ki vardı. Ve iyi ki 137 kurtarış yaptı. Bu takıma büyük katkı sağladı. Şu saatten sonra Bilal için inanıyorum ki yeni sezonda birçok takım
kalesinde görmek isteyecektir. Ver parayı al kardeşim. Aç. Tabii de. Hak ettiği parayı hem kulübe kazandır hem de Bilal'e kazandır. Hem de kendin kazan. Gelecek adına. Ama değerinden az fiyat biçilirse Bilal bizim için bulunmaz bir fırsattır. Bunu iyi değerlendirmek gerekir. Mehmet abi. Evet. Mehmet abi hemen evet. Sana vereceğim sözü de aynı fotoğrafı Kayserispor basın sözcüsü Samet Koç da paylaşarak sosyal medyasında şunu yazmış. Aslında fotoğrafta Bilal milli takıma niye seçilmedim diyor burada diye esprili bir şekilde yaklaşmış olaya. Ben belirtiyor. Buradayım diyor. Ya ben buradayım söylüyor. Ben milli takıma neden seçilmedim acaba der gibi diyor. Şimdi Faruk'a bir katkı yaptıktan sonra ben de eleştirimi yapayım. Şimdi Türkiye'de profesyonel futbolda bir diyelim ki Kayserispor Anadolu takımlarından Kayserispor'da oynayan futbolcular Kayseri'de olduğu müddetçe birazcık şans faktörü olur. Şans onlara son zamanlarda gelir. Bir. İkincisi İstanbul medyasında Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor'dan alınan, milli takım alınan futbolcular teknik direktör hemen Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye bir haber gönderir. Der ki iyi futbolcularından 3 tane adam gönder. Eskiden bizim zamanımızda da öyleydi. Tamam mı? Onlar da 3 tane, 5 tane adam gönderirdi. Şimdi Anadolu takımlarına o mesaj gitmiyor Erhan. Sen de çok iyi bilirsin tabii bunu. Tabii şimdi Avrupa'da oynayan Türk futbolcu evet, çok. Çok. Onun için de Anadolu takımlarından seçilen futbolcular azınlıkta. Bak Alemdar'a gelince, bu bizim Kayserili Doğan Alemdar'a gelince onun bir şansı tık şeyden Bilal'den şansı ne biliyor musun? Ümit Milli Takım'da oynamasın. Oraya şimdi seçildi. 4 tane kaleci gitti. Tamam mı? O orada durmayacak. Ümit Milli Takım'a gelecek. Öyle bir avantajı olduğu için A Milli Takım'a da seçiliyor. Tabii ki inşallah o da oynasın. Bizim Bilal de gitsin. Bilal tabii ki bizim için çok önemli ve de transferimizin gözdesi. Şimdi bence bak 3-4 hafta önce de Faruk söylemiştim. Yani Bilal'i satacağız. Duyum yani bu. Bilal'i satacağız. Şu transfer tahtasını falan filan kaldıracağız. Ve de transfer yapacağız diye uğraşılıyor. İnşallah yani Ali Hoca ve yönetimin bu kafasındaki şekil doğru yönlendirilir de Bilal iyi para der. Transfer tahtamız açılır. Transferi yaparız. Elimizde tutacağımız futbolculara parayı veririz. Yani futbolcu Bilal gittiği zaman der ki mesela diyelim ki 10 milyon euro aldık atıyorum. Aldık veya 15 bin euro aldık. Onunla transfer yapacağız. İş transferi de var ya koşa koşa hep futbolcular gelecektir yani. Dışarıdan da gelecek adamlar diyecek ki Kayserispor'un transfer tahtası açıldı. Burak Yılmaz var. Ondan sonra iş transferi de anlaşıldı. Para da var. Herkes de akın etmeye başlayacaktır. Evet, Bilal bu sezon taraftarın da sevgilisi oldu ya. En önemlisi Bilal, evet. Hani kurtarışları evet takıma yaptığı büyük katkı ama her şeyden önemlisi hırsı. Taraftarlara maçı o kadar çok yaşıyordu ki taraftarlarla birlikte takıma da bir hava getiriyordu. Yani Kayserispor'un mahkum oynadığı, kendi sahasında oynadığı karşılaşmalarda işte hareketleriyle, hırslarıyla, kurtarışlarından sonra yaptığı çıkışlarla falan takıma da bir gaz veriyordu diyelim. Amiyane tabirle. Ama Bilal'in gelecek sezon takımda olması bana sorarsanız Kayserispor'un bir level atlaması demek olur. Senin dediğin doğru Mehmet Hocam. Hani Bilal satılıp borçlar ödenebilir ama Bilal satılmadan borçlar ödenip Bilal gibi kaliteli bir ismin takımda tutulması demek ya, tabii ki. Takımın bir level atlaması anlamına gelir. Öte yandan Bilal evet çok iyi bir performans gösterdi ama bu tabiri pek sevmiyorum ama bir de ikinci kalecimiz var. Evet. Onurcan Piri. Bu evet. Sezon 3 maç oynadı. Bu arada Sayın Samet Koç'un paylaşımı bu sanırım. Evet.
Samet Koç da güzel bir... Bakalım belki ses gider, belki ses duyulur, belki kulağına su kaçmış olabilir federasyon. Samet Koç bugün federasyonda olabilir. Şundan dolayı diyorum, enerjiyi şey yapıyor. Bugün de Futbol Federasyonu'nun güneş enerjisi kendi enerjisini... üreteceği toplantının lansmanı yapıldı. Sanırım Samet Koç orada olabilir. Orada da TFF yöneticilerin kulağına üflerse iyi olur. Sadece sosyal medyadan yalnız değil. Oradan da biraz üflerse belki daha çabuk duyulur. Ufak bir katkı yapayım. Bilal'in şanssızlığı şu şampiyona var ya. Avrupa Futbol Şampiyonası olduğu için 3 tane de şimdi Allah için yani milli takımlarda tecrübe kazanmış, maçlarda hep çoğu maçlarda durmuş kaleciler olduğu için bence. Ama sezona milli takımı çağrılacak futbolcuların arasında Bilal'in olacağını ben %100 tahmin ediyorum. Ya şimdi Mert Günoğan'da artık jenerasyon olarak son şampiyonası. Bitiyor. Uğurcan Trabzonspor'un kalecisinin son dönemdeki performansı ortada pek iç açıcı değil. İşte Altay Bayındır Manchester United'da duramıyor, kulübede oturuyor gibi şeylere baktığımız zaman gelecek sezon için Bilal şanslı olarak görülüyor. Onurcan Piri'ye hemen bir şey yapalım. Bu sezon sadece 3 maç forma giydi. Büyük bir şanssızlık yaşadı. 3 maçta gol ortalaması 7, gol ortalaması maalesef 2. 3 maç oynuyor. 3'ünde de 2'şer gol yiyor. 6 gol. 6 gol. Şanssızlığı. Şans bence şanssızlığı. Çünkü işte hani bir hafta önce Konyaspor maçında 7-2 gol de yapabileceği hiçbir şey yok. Belki Kasımpaşa 31. hafta Kasımpaşa maçında Bilal sarı kart cezalısı olduğu için durdu. Takımın çok kötü oynadığı bir maçta hatırlarsınız. 2-0 yenildik sahamızda. Kaydı Onurcan Piri vardı. Sivasspor'dan bir hafta önce kendi sahamızda oynadığımız Konya maçında kalede Onurcan Piri vardı. Maç 2-2 bitti. Son olarak Sivas deplasmanında yine Onurcan vardı. Ve karşılaşma 2-1 mağlubiyetle tamamlandı. Forma gidi her maçta 2 gol yedik. Şimdi bak. Ya onun şanstan ya falan bahsediyorsunuz da kendine bir şans gelmiş. Hani şanssızlıktan bahsediyorsunuz ya. Kendine bir şans gelmiş. Eldiven şansı gelmiş. Kayserispor'un kalesinde duruyor. Bu şanstır. Onu değerlendireceksin. Sana güven verilmiş. Sen o güveni boşa çıkarmayacaksın Mehmet abi. Tabii. Şeyi konuşuyorduk. Bilal'i. Bilal de bir şans üzerine geldi. Bir şans tanındı. Kalede kendini gösterdi. Ben burada size güven verebilirim dedi. Ve hakikaten Bilal bugünlere geldi. Onurcan Piri 6 gol yedi 3 maçta. Belki de hiç gol yememeyebilirdi de kendini göstermek açısından diyorum yani. Eğer Onurcan Piri bu kendine göre şanssızlık ki şans almış olduğu dakikalarda kendini gösterebilirdi. Daha farklı gösterseydi bugün Bilal transfer olsa dahi arkamızda bir güvence var diye umut edebilirdik. Ama şunu da söyleyeyim. Bence Bilal'in bu performansında Onurcan'ın da katkısı var. Tabii canım. Demek ki Onurcan antrenmanlarda Bilal'i yeterince zorluyor. Yani bu korkuyu en azından Bilal'e veriyor. Şimdi kalecilik biraz futbolculuğa benzemiyor. Tabii biraz canım. Futbolculuğa benzemiyor net. Arkanızda iyi bir kaleci varsa ister istemez performansınız biraz daha arttırıyorsunuz. Bilal bunu yaşadı. Hani tavşan atletler olur ya atletizm yarışlarında. Koşarlar, diğer atletleri domine ederler kendi atletlerini. Biraz da ikinci kaleciniz de iyi olacak ki az kaleciniz o rekabeti kesinlikle. O rekabeti şimdi, hissedecek. Ya kalecilerin şöyle bir kaderi var Mehmet abi. 20 maç oynarsın, 20'sinde muhteşem olursun. 21'inde bir tane gol. 21. maçta takımı yakarsın. Tüm sorumluluk sende biter. Kaleciler de abi şimdi şöyle futbolcularda, profesyonel futbolcularda sahaya çıkarsın, şansın %50 olur, %75 olur. Kalecilerde %25 şansın olur. Çünkü eğer az kalecin varsa, tamam mı? O sakatlanacak ki ondan sonra sen kaleye geçeceksin. Onun için
Erhan, tebrik ediyorum. Çok iyi takip ediyorsun maçları yani, böyle istatistikleri falan. Hakikaten de doğru söylüyorsun. Şimdi yedek kalecimiz Onurcan Bilal'i birazcık zorladı bence. Zorladı. Ama Bilal'in şansı şu. Bak, ben de profesyonel top oynadım. Bilal'in şansı şu. Abi şeyi var, gösterişi var, tamam mı? Atlanmayacak topa da atlıyor. Yap kendini gösteriyor. Yani kendini seyirciye gösteriyor. Yani hatalı gol yese bile 3-4 tane kurtardığı pozisyonlar, goller onu kapatıyor. Doğru mu? Evet. Onun için de Bilal inşallah daha iyi bir yerlere gelecektir. Milli takıma da girecektir. Buraya da para kazandırırsa da yani önümüzdeki sene şu dediklerimizi kapatacak durumda olursa şahsıma ben gitmesini istiyorum. Onun yerine Onurcan da onun %75, %80 vazifesini göreceğine inanıyorum. Tabii çünkü zaten hazır. Zaman aldıkça daha da tecrübelenecektir. Daha iyi olacaktır tabii, tabii ki. Canım. Şimdi küçük bir farklı bir konuya girip bir mesaj okuyacağım. Onunla ilgili yorumlarınızı da alacağım. Ardından da hafta sonu yapılacak genel kurula gelelim. İzleyicilerimizden yine Sayın Yalçın Havur mesaj gönderdi. Selamlar. Kayserispor ligde kalması bizi çok mutlu etti. Galatasaray'ın şampiyonluğunu Kayseri'de milli dava gibi kutlaması Kayseri halkını üzdü. Burası Kayseri, şehrin takımı Kayserispor var. Yakıştıramadım, saygılar. Kayseri, Galatasaray'ın şampiyonluğu Kayseri'de kutlandı, tüm yurtta olduğu gibi. Bana sorarsanız ben hemen bu konuda yorumumu yapayım, topu size atayım. Türk futbolunun kanayan yarası maalesef bu İstanbul takımları hayranlığıdır. Türk futbolunun gelişmesinin önündeki en büyük engel de budur. Yerel futbol takımlarının desteklenmemesi Türk futbolunun önündeki en büyük sorun. Ya elbette şöyle. Şimdi Avrupa'ya bakıyoruz, İngiltere'ye bakıyoruz. Ya. Mahalle takımı, insan mahalle takımı tutuyor, şehir takımı tutuyor. Almanya'ya bakıyoruz. 100 bin nüfuslu bir kasabanın takımının maçlarını her hafta 30 bin kişi izliyor. Fransa'ya bakıyorsunuz, herkes sadece kendi şehrini tutuyor. Ve böyle destekledikleri için işte naklen yayınlardan daha fazla pay alabiliyor takımlar. Ama bizde maalesef 3 İstanbul takımının etrafında dönen bir futbol endüstrisi diğer takımlara yaşama şansı vermiyor. Her takımın şampiyonluğunu yaşama hakkı var elbette. Taraftarları da yaşadı Kayseri'de. Ben de tasvip etmiyorum. Ama bu durum bana sorarsanız ben bu açıdan bakıyorum. Türk futbolunun gelişmesinin önündeki en büyük engeldir. Buna engel, tamam engel olabilir ama bunu engelleyemezsin. Herkesin içerisinde bir takım sevdası, sevgisi mutlaka vardır. Küçüğünden büyüğüne kadar. Galatasaray şampiyon oldu. Evet. Kutlamak kime yakışır? İstanbul'da, stat çevresinde, İstanbul'da, i̇şte istediğin köyü, mahallede, semtte, neresinde olursa olsun orada yaşanabilir. Kimse bir şey demez. Ama bakıyorsunuz Kayseri'ye, o gün akşam inanın sanki İstanbul Kayseri'deymiş gibi. Sanki o maç Kayseri'de oynanmış gibi. Her tarafta renkler, meşaleler, inanılmaz korna sesleri, sürücülerin o gün gösterdikleri performans diyelim. Polislerin çaresiz kaldığı akşam sabaha kadar kutlama olur mu? Maalesef tüm şehirlerde olduğu gibi Kayseri'de de oldu. Engellenebilir mi? Engellenemez. Tabii ki bunların önlemi mutlaka alınmıştır, alındı da. Ama şehrimizin takımına böyle daha sahip çıksak neler olmaz ki? Bir İstanbul sevgisini artık bir kenara bırakmamız lazım. Kayseri şehrinde yaşayan insanlar için konuşuyorum bunu. Meydana bakıyorsunuz, tıklım tıklım. Bir stadyumun çevresi gibi. Sanki maç orada oynandı. Seyirci taraftar sanki oradan çıktı, meydanda buluştu. Bir başka yere gidiyorsunuz, Talas'ta. Adım atmak mümkün değildi Mehmet abi. Evet, evet. Her caddesi, her sokağında inanılmaz kutlamalar vardı. 7'sinden 70'e yaşandı bu sevgi. Keşke bu alışkanlık bir parçada Kayserispor'a kaysa, onları destekleseler, onların sevgisine ortak olsalar, dertlerine, sorunlarına çare olsalar. Hiç olmazsa bu kalabalığı biz stadyumda görsek, bu bile bize, bizim için yeterlidir ya. Yani gerçekten değerli izleyicimiz buna kanayan bir yaraya parmak basmış. Tabii ki sonuçta Türkiye'de
Şampiyon olan kim olursa olsun, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ya da Trabzonspor. Her sezon bunu her şehir yaşıyor. Önlem var mı? Olmasına imkan yok. Seyirci, taraftar, gönül vermiş insanlar takımın şampiyonluğunu kutlamak zorunda. Ama bu sıçramış bir gelenek haline gelmiş. Bugün böyle kutluyorlarsa önümüzdeki sezon nasıl kutlayacaklar? Sizlere sormak istiyorum. Evet. Şimdi tabii ki bu gelenek Türkiye'de bu Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe birazcık daha işte Trabzon'a döner gibi oldu. Ama şöyle olsa bunun önüne geçemezsin ama diyelim ki Kayserispor sevdalısı olan insanlar da çoğalsa daha da iyi olacaktır. Ama bunun kesinlikle önüne geçemezsin. Çünkü Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ama Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe'de olmasa Türkiye Ligi olmayacak. O da var yani şimdi. İşte biz de onu söylüyoruz. Yani biz de onu söylüyoruz. Biz buna mahkum değiliz aslında. İşte ya değiliz. İngiltere'de örnek veriyorum. Chelsea olmasa lig olmuyor mu? Oluyor. Evet. Southampton diye bir takım ikincilikten çıkarken 40 bin kişi oynuyor. Ve çatır çatır top oynuyor. Çıkıyorlar orada şey yapıyorlar. Ve aynı ilgiyi görüyor. Niye biz bunu yapamıyoruz? Yani Türk futbolunda en büyük sorun mikro milliyetçiliğin olmaması zaten. İşte ondan da kaynaklı. Şöyle, yani şöyle küçük bir örnek vereyim. Bir i̇şte Fenerbahçe, bizim bunu mahkum etmelerine tepki gösteriyoruz. Kayseri'de oynanan Fenerbahçe maçında Fenerbahçeli seyircilerinin nasıl içeriye alınmadığı, yasak getirildiğini biliyoruz değil mi? Evet. Yani az da olsa 3000 ya da 5000 kişi de olsa yasak getirildi ve seyirci, Fenerbahçe seyircisi alınmadı içeriye. Ama orada alan farklı. Stadyumun içerisinde almazsın. Başka yerde kutlar. Ona da bir şey diyemezsin. Şampiyonluk ayrı bir olay Mehmet abi. Sevgisini dışarıda kutlayacak. Arkadaşlarıyla biri olacak. Beraber olacak. Elbette taşkınlık yapmayacak şekilde. Hiçbir çevreye zarar vermeden nasıl geldiyse öyle gitmesini bilen insanların kutlayacağı yerler olmalı. Dağınık yerler değil. Kutlama alanları içerisinde bu kutlama yapılmalı mı? Evet, yapılabilir. Ama şehrin dört bir yanında trafiğin kapatılması, ambulansların geçememesi, tramvay hattının çalışmaması, taksilerin, otobüslerin yavaşlatılması gibi bir söz konusu olduğunda bu işte bir yanlışlık var diye düşünüyoruz. Yasak getirilir mi? Şöyle getirilir. Kutlama alanı içerisinde yapılırsa eyvallah. Ama kutlama dışına çıktığı zaman bu eyleme girer gibi bir şekilde bir önlem alınabilir. Ya burada şimdi Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe işte çocuklar mesela fanatik bir babayı düşün. Fanatik bir baba Beşiktaş'ı tutuyor, Galatasaray, Fenerbahçe'yi tutuyor. Çocuğu da spora başladığı zaman yani onun arkasından gidiyor, yanına alıyor, götürüyor falan. Ona da fanatikliği alıştırdığı için Anadolu takımlarının şansı azalıyor. Erhan, yani şimdi diyelim ki bir Bursaspor o zamanlar şampiyon olmuştu. Tamam mı? Yani acayip şekilde bir seyircisi vardı. Ne oldu? Bir sene sürdü. Bir seneden sonra kayboldu, gitti. Onun için yani burada bunu kesinlikle önüne geçemezsin. Kesinlikle ve kesinlikle önüne geçemezsin. Son dönemlerde Kayseri'de bir sanki yeni bir dirilme var. Yeni tohumlar ekiliyor. Yeni nesiller Kayserisporlu geliyor. Kayserispor forması giyen çocuk sayısını, küçük sayısını daha fazla görüyorum. Bu da beni ziyadesiyle sevindiriyor. Diyelim bu konuda noktalayalım. Ve Başkan Ali Çamlı'ya ceza geldi. Cezası açıklandı. Cezayı nasıl değerlendirirsiniz Kayserispor'da? Benim beklediğim hani gün sayısı gelmedi açıkçası. Böyle bir eylem için para cezası olarak da ağır bir ceza. Faruk Bey, sizinle başlayalım. Ceza geldi, gelmesi gerekirdi. Baktığımız zaman diğer kulüp başkanlarının cezası yanında Kayserispor başkanına gelen ceza devede kulak mı derler? Evet. Öyle diyelim. Beklediğim bir ceza değildi dedim. Hiçbir şey değildi. Yönetmenimizden rica edelim. Sayın Başkan'a verilen cezayı ekrana getirelim. 400 bin TL para cezası, 21 gün hak mahrumiyeti. Görüntüye baktığınız zaman bir savaş.
görüntüye baktığınız zaman bir yumruklaşma, fiziki temas var gibi gelebilir. Ama Konyaspor maçında Sayın Ali Başkan bu fotoğrafı vermeseydi, bu görüntüyü yansıtmasaydı, benim düşüncem diyorum. Konyaspor maçında Kayserispor mağlup olurdu. Ben iddia ediyorum böyle. Bu maçtan sonra birkaç kişiyle görüştüm. Aksine konuşmalar vardı. Aksi görüşleri vardı. Şöyle ki, hak veriyorum. Eğer ki Ali Çamlı orada hakeme fiziki bir temasta bulunsaydı, tokat atsaydı, yumruk sallasaydı ya da ayağıyla bir ucuyla değseydi, hakem kendini yere atsaydı, kafasını yerde tutsaydı filan derken Kayserispor'un durumu daha farklı olurdu. Ankara Gücü kümede kalırdı. Bakın, net yani söyleyelim, biz düşerdik. Ankara Gücü kümede kalırdı çünkü Ankara Gücü tokat attı, tokat yedi. Eğer Kayserispor Başkanı Sayın Ali Çamlı burada hakeme bir temasta bulunsaydı bizim farkımız olmayacaktı Ankara Gücü'nden. Bunu söylüyorum. Faruk Koca'dan da farkı olmayacaktı Ali Başkan'ın. Tabii tabii. Tabii ki kendini bilen, bilinci yerinde olan, sert ifade yüzüyle çıkmış sahaya, o siniriyle hakemle görüşmek istediğini beyan ediyor. Hakeme söyleyeceklerim var diyor. Tabii ki olmaması gereken bir konu ama iyi ki sahaya indi, iyi ki tepkisini dile getirdi, iyi ki hakeme kendini gösterdi, iyi ki Mehmet abi seyirciyi ateşledi Mehmet abi. Yoksa bakın bugün Kayserispor kümede kaldıysa diyoruz, ligde kaldıysa belki de Konya maçında yapılan bu hareketten dolayı kalmıştır. Bir puan bizim için çok önemliydi. Tabii canım. Oradaki bir mağlubiyet alsaydı ki daha değişik hesaplar yapılacaktı. Ankara Gücü değil, dur, belki Kayserispor lige veda edecekti. Hakem daha sonra ne yaptı? Kararlarını ortak kullanmaya başladı. Normale döndü. Normale döndü. Ben ne yaptım dedi. Ben Kayserispor'a hiçbir şey diyemem artık dedi. Kendini gösterdi. Böyle olması gerekirdi. Gerçekten de takdir ediyoruz. Yani hiç olmazsa Mehmet abi Konya maçında bizi ezdirmedi. Yendirmedi. Boynu bükük ayrılmadık oradan. Cezası hiçbir şey değil. Bugün 400 bin lira ödersin ama Süper Lig'desin. Yine aynı şekilde evimizdeyiz. Ben buradan Ali Başkan'ın yapmış olduğu evet hareketlere tasvip etmiyoruz ama o gün, o maçta iyi ki yapmış. İyi ki bu tepkisini dile getirmiş. Ama iyi ki de hakeme dokunmamış. Kesinlikle. Maddi konuyu Faruk Bey yorumladı. Mehmet Hocam, böyle bir fiil için 21 gün sizce nasıl bir ceza? Ya çok, esasında çok az ya. Az. Az ama, olsun Mehmet abi, ne yapalım? Çok olsa ne olacak? Yok ya. Artık verelim ceza. Esasında hiç. Bak sen saati tarif ettin şimdi. Dedin ki Ali Hoca sahaya indi ama işte hakeme evet, şey yapmadı. Çok iyi bir şey yaptı tamam, falan dedin. Tamam, okey. Yani şimdi o hareketlere 21 gün ceza çok az bence. Ya ne, ama kaç gün istiyordun Mehmet abi? Abi doğru. Adam bir grup başkanı. Ne yaptı ki? Bir şey yapmadı ki. Tamam canım. Ben, ya yapması önemli değil ki. Onun, ben o, kaç gün beklediğimi söyleyeyim mi? 70 günün üzerinde bekliyordum. Baba. Çünkü hani baba, ceza kurulu. Ne yaptı diyorsun değil mi? Ceza kurulu abi, şeylerini. Onu oraya gelmesi, sahanın kenarına gelmesiyle sahanın içerisine girip de fiiliye hareket yapmasının arasında çok az bir şey var. Nuans azdır yani. Az ama önemli. Bak nuans azdır. Az ama önemli. Şimdi Ali Başkan'ın yani o tasvip edilecek bir şey değil bence. Ya ama söylüyoruz. Kesinlikle yani sportmenliğe aykırı bir başkanın iki oldu bununla. Bir de Burak Yılmaz'ı öptü onu falan filan. Onu ayırmaya indi. Ya, kendini kaptırıyor. Bak kaptırıyor. Öyle yaptığı da bazı şeyler de iyi oluyor. Bak sana şimdi gayri ihtiyari ben katılıyorum. Esasında katılmıyor mu? Bir futbolculuktan gelen bir kişi olarak katılmıyorum. Niye? O iş yanlış iş. Allah göstermeye orada eğer bir şey yapsaydı esasında Ali Hoca var ya yapmayacaktı da o öyle bazı insanlar vardır. Dövüş kavgayı bilmez ama ağzı iş yapar, tamam mı? Bir kabadayı geçinir. Öyle bir işti o.
Ama tabii ki oraya gelmesi falan, hakemi var ya, hakemi %100 değiştirdi. 3-4 tane bir pozisyonda düdük çaldı. O hakem şey maçında, Hatay maçında da burada hakemdi. O maçta da takdir haklarını hep Hatay'a kullandı. Çünkü bizde hakem kurulunda bulundum ben 9 sene. Hakem haklarını, yani kendi haklarını hep Hatay Spor'dan kullandı. Ali Başkan'ın yaptığı iş esasında sportmenliğe aykırı iş. Ama orada yapılan işte hakemin dönmesine sebep oldu. Açıkçası buydu. Evet, cezayı da böyle değerlendirdikten sonra Ali Çamlı'dan devam edelim. Çünkü zamanımızın da sonuna geliyoruz. Hafta sonu bir genel kurul var. Olağan genel kurul. 2 Haziran Pazar günü Kadir Has Stadında Kadir Has Spor Salonu'nda yapılacak olacak. Genel kurul öncesinde Ali Çamlı dışında şu ana kadar bir aday yok. Ali Çamlı da rahat bir şekilde liste çalışmalarını sürdürüyor. Peki Faruk Bey, nasıl bir liste bekliyorsunuz? Evet, 11 kişilik listede sanırım birkaç değişiklik yapılacaktır. Yönetim içerisinde şu ana kadar bekleneni yapamayan isimler mevcut. Tek tek saymak istemiyorum tabii ki. Ama değişmesi gerekiyor mu? Evet, bir değişim şart. Bazı isimlerin mutlaka değişmesi gerekiyor. Daha faydalı, daha paralı. Kayserispor için yatıp kalkan, geleceği için plan yapan, yeri geldiği zaman Ali Başkan'ın şu omuzundakini, yükü alacak isimler şarttır. Şu an evet, parmakla saysan 2'yi geçmez Ali Başkan'a maddi yönden destek sağlayan. 11 isim varsa 11'inin de maddi yönden mutlaka destek sağlaması gerekir. Bu yükü hafifletmesi lazım. Pazar günü genel kurul var. Genel kurul öncesinde yapılan bir açıklama vardı. Duydum yani, daha doğrusu. Sayın Ali Başkan dedi ki eğer varsa aday, ben seve seve teslim ederim, devir ederim. 2 yıl boyunca da biz bu işi yüklendik. Gelecek kişi kim olursa olsun hemen seve seve devrederim dedi, ama şu ana kadar öyle bir isim de söz konusu değil. Kimse bu zor şartlarda görev yapabilecek sanırım insan ya da işte iş adamı, ne bileyim, bu sorumluluğu alacak bir isim ortaya çıkmadı. Çıkmadığı için de Sayın Ali Başkan'la muhtemelen devam edilecek, ama yönetimde dediğim gibi 2 ya da 3 ismin değişeceğini tahmin ediyorum. Şimdi şöyle, Ali Başkan tabii ki tek liste olarak gelecek, ama orada da yani Ali Başkan'ın hatırını kıyamayacağı adamlar diye olmaması lazım. İlk önce düşüneceği, en aşağı diyelim ki 10 kişi varsa, bunun 5-6-7 tanesi paralı adam olması lazım. Yani finans olarak Kayserispor'un yükünü kaldıracak adamlardan. Hatta mesela diyelim ki perşembe günü bir toplantı olduğu zaman Ali Başkan diyecek ki, hadi atın bağ şuraya paraları diyecek, veya verin bağ çekleri, senetleri diyecek. Öyle adamlar şart. Yoksa eğer benim bu arkadaşım, öbürü de öbür işte siyasi kişiler var falan filan, eskide oldu bunlar yani, bizim zamanımızda da oldu, onlardan bir kadroya seçecekse bu iş olmaz. Çünkü Kayserispor'a çok para lazım. Onun içinde para kaynağı yaratabilecek adamlar. Para vermesin ama para kaynağı yaratabilecek bürokratlarla, siyasilerle çok içli dışlı adamlar da olabilir. Yani şeye girebilecek, bu yönetime girebilecek adamlar da şart. Bunları herhalde Ali Başkan düşünüyordu. Çünkü 2 senedir hakikaten senin Faruk söylediğin gibi adam neler çekiyor yani. Şimdi Allah için konuşacaksak, gidiyor oranın kapısından çıkmıyor, öbür tarafa gidiyor. Yani bir tabiri caizse dilenci gibi dolanıyor yani. Adamın şeyi yok ki yani, bu ille de ben bu bir benim mecbur işim ediyor. Mecburiyeti yok. Benim bu işim de değil diyordur yani. Onun için de mesaisini de harcıyor. Ha, şöyle bir şey. Tabii ki Kayserispor'a başkan olmak da kolay bir iş değil yani. Tabii. Ali Başkan da bu işi yürüttüğü için de oraya geliyor.
Tabii ki cibinden de birazcık para harcıyordur yani. Kayserispor'un başkanı olmak da kolay bir iş değil. Ben de onun için de yani 4-5 tane iyi bir adam bürokratlardan, ondan sonra para bulacak, kendinde para olmuyor ama para bulacak adamlardan da bu yönetimi oluşturursa peynir ekmek. Ben de şöyle birkaç kulis bilgisi vereyim. Daha önceki genel kurulda da bazı gurbetçiler salondaydı hatırlarsanız. Tüzük değişikliği için yapılan genel kurulda da bazı gurbetçiler vardı. Ali Çamlı özellikle isimlerini falan da saymıştı orada. Bu dönemde de Ali Çamlı'nın gurbetçilere biraz ağırlık vereceği, artık gurbetçi vatandaşların içerisinden 3 veya 4 mi olur isim veya bir isim olup hepsini mi temsil eder? Onu pazar günü göreceğiz ama gurbetçilerin Avrupa'da bir yapılanma içerisine girdiği ve milyon eurolar konuşuluyor. Böyle bir kaynak sağlayabileceklerini Ali Başkan'a ilettikleri gibi bilgiler var. Ama bu reelde nasıl olur onu göreceğiz önümüzdeki günlerde. Ama bu yönetimde mutlaka en az bir, ki bu bir diğer gurbetçilerin de temsilcisi gibi olabilir oradaki dernekler adına, veya üç gurbetçinin yönetimde, yani yönetimde getirisi olabileceği konuşuluyor. Tabii canım. Ki son dönemde sosyal medyaya baktığınız zaman Ali Çamlı'nın işte Ali Hızlar'dan tutun birkaç gurbetçiyle fotoğraflarını gördüğünüz zaman bunun da yabana atılmayacak bir kulis olduğunu görürsünüz diyorum. Bu konuyu da burada kapatıyorum. Son konumuza geliyoruz. Kayserispor'da bu sezon kabus yaşatan önemli konulardan biri de Kadir Has stadının çimleriydi. Malum herkes tarafından da tepki gördü. Sezon biter bitmez Kadir Has stadının çimleri kaldırıldı ve yenileniyor. Zamanlaması muhteşem. Bir an önce ekilmesi, yaz aylarının verimli kullanılması açısından faydalı olacaktır. Gerçi bu çalışmalar sanırım bu 3 veya 4. Kadir Has stadı yapıldığından bu türlü, beri inşallah çalışma, bu sefer tutar. Bu türlü çalışma değildi yalnız. Yok, bu yönde. İki kez daha kaldırıldı. Anladım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben şöyle yanlış hatırlamıyorsam iki kez daha bu şekilde kaldırıldı. Bu şeyde bilgim olduğu için yani öğrendiğim kadarıyla Türkiye'de bulunan statların kapalı alanı Erhan birazcık fazla. Üstten çok az açık, güneş görmediği için. Çimin en büyük şeysi su ve çim. Güneş. Onun içinde güneş çok almadığı için böyle oldu. Bir arada dikkatinizi çektiyse bu ısıtma makineleri getirdiler. Evet, güneş, ısıtma güneş ışığı. Güneş ışığı verecek makineler geldi. Ondan da bir verim alamadıkları için stadyum böyle oluyor. Ama nasıl buna mesela değiştirdikleri zaman o güneş enerjisini veya güneş ışığını alabilecek bir şey muhakkak düşünüyorlardır. Yani bunu yapanlar da onu da şöyle şöyle yapacağınız, bu çime şöyle su vereceksiniz, şöyle ışık aldıracaksınız, güneş şöyle alacak deyin söylüyorlardır. Çimin en büyük, benim bildiğim en büyük şeyi güneş enerjisidir. Başka bir şey değildir yani. Evet Faruk Bey, siz nasıl değerlendirirsiniz? Zemin stat'taki futbolcu araşınız çok önemli. Evet. Sakatlık. Yani milyon dolarlık sakatlık. Oyunculardan bahsediyoruz. Korkudan ikili mücadeleye giremeyen oyunculara da şahit olduk. Özellikle kale çevresinde ve kale civarında altı pasın içerisinde biliyorsunuz tarlaya andıran görüntüler de oluştu. Mücadelelerde biliyorsunuz çimlerin o kadar hassas bir vaziyet almış ki bir mücadelede, bir preste anında çimler yerinden sökülebiliyordu. Sezon bitti, çalışmalar bugün başladı. Şöyle ki, tabii ki bu başlangıçtır Kayserispor için. Yeni dönemin hazırlıkları eğer zemin hazırlamakla başladıysa başka zeminlerle de beraberinde evet, tabii, gelecektir. İnşallah. Elbette her sezon yapılması gereken bir çalışma ise her sezon yapılsın. Yetersiz kalan nere varsa yeterli hale getirilsin. Bu sorunlar sadece Kadir Has'ın içerisinde olan bir sorun mu? Yok canım. Diğer stadyumlardaki örnekleri nasıldır? Nasıl bakımı yapılıyor? Nasıl bunun daha sonrası gerçekleştiriliyor? Onu gerçekten bilmek gerekiyor. Bir değil, iki değil. Ben bunu ilk defa görüyorum. Erhan sen bir defa daha kaldırıldı evet, dedin ama. Şöyle bir şey söyleyeyim böyle ben. Böyle
dolaylı olarak yapıldığını, daha geniş kapsamlı yapıldığını ben yeni görüyorum. Tamamı kaldırılacak ve yeniden yapılacak. Yetişir mi? Yetişir canım. Yetişmesi lazım. Yani bundan önceki yapılanlar yama biçiminde, yani ceza sahasının içerisinde, altı pasın içerisinde, orta sahanın şeylerinde yapıldıydı. Yani yama yapılmıştı. Şimdi tamamen kaldırılmış. Tamamen kaldırıldığını size şöyle açıklayayım. İlk yapıldığı dönemlerde alttan ısıtma sisteminde kullanılan bir maddenin tehlike arz ettiği için tamamen çimler söküldü. Alttan ısıtma konusu elden geçirilmişti. Ardından bir kez daha, ben yanlış hatırlamıyorsam, bir kez daha kaldırıldı. Bu üç. İlkinde sadece alttan ısıtma mekanizmasında kullanılan maddenin tehlike arz etmesinden dolayı değiştirilmesi için değiştirildi. Ardından çim tutmadı. Bir kez daha değiştirildi. Bu da üç oluyor. Umarım bu sefer tutar ve Kayserispor çok daha iyi zeminlerde rakiplerini ağırlar. Türkiye'nin kanayan yarası Erhan. Türkiye'nin, yani İstanbul'da, Ankara'da, yani Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın, Fener'in, Trabzon'un oynadığı sahalarda da böyle problemler oluyor. Mesela adam sahaya gidiyor, sahada maç seyredecek, yani gidiyor. Ya adam bir sekiyor, topa vuramıyor falan. Ya şu sahaya baksana ya, milyonlar para harcıyorsunuz, milyonlar topçu getiriyorsunuz. Ama sahanın zeminine bak diye her zaman haykırışta bulunuyor yani. Umarım bu çalışmalar kale arkası tribünler için de yapılır. Yekpare bir tribün bizim için çok daha iyi olur kale arkalarında. Şimdi artık herkes buna geçiyor. Malumunuz işte İstanbul takımları, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta da bu konuşuluyor. Kayseri'nin de buna ihtiyacı var. Kale arkalarının yekpare tribün haline getirilmesi futbol zevkini daha iyi bir hale getireceği gibi Kayseri Spor'un da taraftar desteğinden daha fazla faydalanmasını sağlayacaktır diyor ve programımıza burada nokta koyuyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz şey var mı? Ya tabii ki gönlün istiyor ki Kayserispor daha iyi yerlere gelsin. İyi transfer yapsın. İyi futbolcular seyredelim. Seyirci de bunu bekliyor. Tabii ki ne kadar iyi futbolcu, ne kadar kaliteli futbolcu, yıldız futbolcu getirsin, seyirci de o sahaya gelecektir. O futbolcuları, yani sevmese bile futbolu, o futbolcuları seyretmek için gelecektir. İnşallah transfer tahtamız açılır. Ali Başkan tamam yönetimini iyi yapar. Paralı adamları getirir buraya. Temennimiz o. Onun için de gideriz sezona, daha iyi maçlar seyrederiz. Teşekkür ediyorum Mehmet Hocam. Evet Faruk Bey, sizin son olarak eklemek istediğiniz, benim unuttuğum bir şey var mı? Evet. Yeni sezonda yeni bir Kayserispor. Yeni bir zemin. Yeni çalışmalar. Yeni oyuncular. Takviye yapılacak yeni yöneticiler. Onlarla birlikte yepyeni bir Kayserispor bekliyoruz. Daha kaliteli, daha sağlam, sezonu sancısız bitirecek şekilde iyi topçular, iyi futbolcular getirilerek Kayserispor'un şöyle geriye yaslanarak maçlarını izlemekte sanırım artık Kayseri halkının bir beklentisi olmuştur. Yeni sezonda diyeceğiz ama öncesinde pazar günü biliyorsunuz biraz önce konuştuk. Genel kurulda sen parantez açtın. Gurbetçi isimlerin olacağından bahsettin. Elbette kim olursa olsun önce Kayserispor sevdalısı olsun. Daha sonra paralı olsun. Paralı olsun ki iş yapsın. Bir ekleme yapayım. Faruk'a katılayım. Kısa olsun Mehmet Hocam. Şimdi yabancı, yani gurbetçiler dedin ya, onların saati parası olmasa yönetime giremezler saati. Parası var ki yönetime girecekler. İnşallah 4-5 tane olur. Bir tane, iki tane değil de 4-5 tane ekleme olur. Kayserispor'un finansal olarak yarı gücünü artırabilirler inşallah. Evet, ben de sizin bu Kayserispor için tüm iyi niyetlerinize canı gönülden katılıyorum. Böylelikle de programımızın bu akşamda sonuna geldik. Haftaya aynı gün aynı saatte TV1 ekranlarında Sporkolik sizi bekliyor olacak efendim. İyi akşamlar.